Merhaba arkadaşlar. Dün paylaşmış olduğum karameli bugün video görselle beraber sizlerle paylaşacağım. Bugünkü yaptığım karamel bu. Videomda göreceksiniz. Dünkü paylaştığımda bu. Yani bu şekli alacak. Ama bir gün bekleteceksiniz. Evet, 1 kilo şeker. Evet, şekerimizi ocağa koyuyoruz. Altını biraz yüksek açıyoruz. Kenarlar ısınsın diye. Bekliyoruz. Yarım kilo şanti koyacağız. Herkeste farklı markalar olabilir. Fark etmez. Bunun yarısını koyacağız. 100-125 gram arasında tereyağı. Tereyağı olmayanlar margarin de koyabilir. Alban, ustan, turyağı gibi. Evet, şekerimiz yanmaya başladı. Karamelize oluyor. Kenarlara dikkat edelim. Şekerli kalmasın. Erimiş olsun. Evet, şekerimiz erimeye başladı. Tamamen eriyene kadar hafiften tahta kaşık yardımıyla eritiyoruz. Evet, şekerimiz eridi. Tahta kaşık yardımıyla erittik. Şimdi içine yağı atıyorum. Öncelikle yağ. Korkmayın. Elinize sıçratmayın. Yağ eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet, yağımızı yedirdik. Şimdi şantimizi koyuyoruz. Uzaktan duralım. Korkmayın. Buharı elinizi yakabilir. Uzak tutun. Yüzünüzü falan uzak tutun. Korkmayın, sertleşin. Tamam. Kaşıkla karıştırın. Bu arada elinizi yüzünüzü sakının, çünkü ben bir cezasını çektim bunu. Evet, böyle parlak bir vaziyet aldı. Evet, şantimizi de yedirdik. Ocakta bir iki dakika daha kaynatalım. Ondan sonra ocaktan kaldıracağız. Evet, karamelimizi ocaktan indirdik. Şu an cıvık bir vaziyette. Ben bunu bir gün bekletiyorum. Tavaya koyup bekleteceğim. Siz evde kazanızda da bekletebilirsiniz tahta kaşıkla. Ama gün boyu devamlı karıştırın. Çünkü daha karamelize olmadı. Karıştırdıkça karamel kıvamına gelecek. Ben bunu kovaya koyuyorum. Bir gün bekleyecek.